Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Her hafta birbirinden kıymetli hocalarımızla evlerinize, gönüllerinize misafir olmaya gayret ediyoruz. Bugün de çok kıymetli bir hocamızı sizlerle buluşturacağız. Sizin yakinen tanıdığınız, kıyaben sevdiğiniz, belki kucaklaştığınız, aynı sofraya oturduğunuz, bizim de bundan 18 yıl önce, Namaz Gönülleri platformunda efendim yola yeni çıktığımız dönemde birlikte yürüdüğümüz, birlikte aynı mekanları paylaştığımız kıymetli bir hocamız. Siyer deyince, peygamber sevgisi deyince akla gelen ve sevgili peygamberimizi ve ashabını anlatarak, yaşatarak yaptığı çalışmalarıyla daha çok tanıdığınız bu kadar kopyadan sonra herhalde ismini siz söyleyeceksiniz. Muhammed Emin Yıldırım Hocam. Hocam hoş geldiniz. Bulduk sefalar bulduk hocam. Bir insanın geçen Dursun Ali abiyle de, Dursun Ali Erzincan abiyle de burada muhabbet ettik. Peygamber şairi deyince herhalde akla siz geliyorsunuz diye paylaşmıştım. Efendimiz ve sahabe deyince de Türkiye genelinde ve yurt dışında birçok kardeşimiz sizin isminizi hatırlıyor. Muhammed Emin Yıldırım hocamın. Nasıl bir duygu hocam? Vallahi bundan daha büyük bir şeref var mı? <laughs> Dünyada Belki de elde edebileceğimiz en büyük rütbe bu. Elhamdülillah. Allah layık etsin hocam yani. Teveccüh belki bu manada güzel. Bu şeref böyle bir şeyle anılmak çok güzel. Tabii güzel olduğu kadar da sorumluluğu çok fazla. Allah inşallah altında bırakmasın bizi. Hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah rahmet eylesin. Aziz Hoca buradan da rahmetle analım Urfalı Aziz Hocamızı. Bir defa Urfa'ya gitmişim Ahmet hocam. Böyle Urfa'da geziyoruz o balıklı göl etrafında. Biraz orada meczup olan bir kardeşimiz var. O da Aziz Hoca'yı görünce hemen geldi. Aziz Hoca beni işaret ederek dedi, dedi ki "Tanıyor musun hocayı?" "Tanıyorum tabii." dedi biraz da sinirlenerek. Kim dedi? Ashab-ı kiramdır dedi. <laughs> yani ashab-ı kiramı anlatıyor diyecek o anda öyle deyince az Hoca da dedi, dedi. Hocam bak ne kadar büyük bir şeref. Ya. Vallahi öyle hocam. Yani bundan daha büyük bir şeref yok. Eğer başka bir şeyle de anılabilirdik Allah korusun. Ya. Zihinlere ismimiz düştüğünde ha o mu deyip başka şeylerle de bizleri hatırlayanlar olurdu. Ama eğer bizi sahabeyle hatırlıyorlarsa, siyerle hatırlıyorlarsa, valla bu bizim elde edebileceğimiz en büyük şeref. Elhamdülillah. Kardeşler de dua etsinler de Allah son nefesimize kadar bu şerefi hakkıyla taşıyabilmeyi bizlere nasip etsin. Atallah İskenderi Hazretleri'nin bir cümlesini dinlemiştim bir abimizden. Çok hoşuma gitmişti. Allah katındaki yerini merak ediyorsan Allah seni nerede kullanıyor ona bak diye Aynen. bir cümle. Benzer bir hadis-i şerif de var hani buna yakın de Zaten hocam yani gerçekten Cenab-ı Hak bir kuluna hayır murad ederse hadislerden bir diğeri de o. Ashabının sevgisini onun kalbine koyar diyor. Ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü büyükleri sevmek işte her gün Fatiha'da okuduğumuz nimet verdiklerinin yoluna diye ilet diye dua ediyoruz ya. O nimet verdikleri ki onlar da Nisa 69'da sayılan dört sınıf nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bu dört sınıf sahabede toplanıyor. Çünkü onlar nebilerin terbiyesinde yetişiyor. Zaten kendileri sıddık, şehit ve salihlerden oluşuyor. Vallahi onları anmak, onları okumak, onlarla beraber olmak ne kadar bir insan farklı bir halde de olsa etkilenmemesi mümkün değil. E bir de bir hevesle, bir hedefle okuduğunuz zaman sahabeyi anlamaya çalıştığınız zaman e bir de ben bu güzelliği tattım bir de başka kardeşlerim tatsın diye paylaştığınız zaman vallahi o gül kokuları öyle süzülüyor yani. Onun için mahrum kalanlara insan üzülüyor. Kesinlikle. İnanın ki yani onları gördüğünüz zaman bazı İslam ariflerinin biliyorsunuz öyle bir itirafları var ya da ikrarları diyelim. Bizim elde ettiğimiz bu tadı eğer sultanlar, melikler bilselerdi kıskançlıklarından dolayı bize savaş açarlardı diyor. Çünkü öyle bir tat ki o tat hiçbir şeyle kıyas edilemiyor, hiçbir şeyle yani. Merak ediyorum hocam, herhalde izleyenlerimiz merak ediyordur. Muhammed Emin Yıldırım Hocam'ın sahabeye olan muhabbeti, sevgisi herhalde çocukluk yıllarına dayanan mutlaka bir nokta vardır diye tahmin ediyorum. Eyvallah. Ne zaman başladı? Nasıl başladı? Vallahi hocam iki tane temel şey görüyorum ben böyle hayatıma geri dönüp baktığımda. Bir tanesi rahmetli annem. Allah rahmet eylesin. Böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adını andığında gözünün yaşardığını, sesinin titrediğini, elini kalbinin üzerine koyarak salavat getirdiğini hiç unutamıyorum. Allah rahmet eylesin. Bir de ben Erzurumluyum biliyorsunuz. Bizim o bölgede işte seydalar var, şeyhler var. Bizim evde elhamdülillah o yönden baya bereketli. Babam çok severdi alimleri, şeyhleri. Bizim de bir, büyükçe bir misafir odamız var evin biraz böyle dışında. O günlerde böyle salon malın yok. Düğünler orada oluyor. Taziyeler orada oluyor. İşte bir alim geldiği zaman o odada insanlar toplanıyor. Şimdi o evde eğer bir alim gelmişse yani bizim eve o odaya annemin o iştiyakı, bir alime karşı olan o sevgisi bende çok deriniz bırakmıştır. Yani o eğer biraz olsun o sevgi biraz sirayet etmişse bize ana kaynaklardan bir tanesi bu. Hocam burada tam e, Tursun Hoca'm da rahmetle analım. Allah mekanını cennet eylesin. Ali Taşçı hocamız. Onun bir cümlesi vardı böyle konferanslarda beni not ettiğim. Sizin çocuklarınızı, sizin evinize gelen misafirler yetiştirin. Aynen öyle. Onun için evinize kaliteli insanları misafir edin ya da misafirliğe gidin. Kesinlikle demişti. Bu da sizin hatıranızda bana o cümleydi. Kesinlikle çok isabetli. Hocamın soyadı Erzincanlı mı kendi Erzurumlu? Evet. Böyle olunca aynı Taşçı hocam bunu ha, Allah rahmet eylesin eyvallah. O, onu da rahmetle anmış olalım yakın bir zamanda. Rahim ve Rahman'a yolcu ettik. Çok doğru yani gerçekten öyle. Bir de hani e, hanımefendi kardeşler çoğunlukta izleyen zaman zaman böyle çocuklarına şikayet edip hocam ne yapacağız diye soruluyor ya. Bu da aslında bir sizden çok güzel bir öyle, reçete. Yani. İnanın ki nelere muhatap oluyorsun. Mesela çocuklar siz de eğitimin içerisindesiniz. Böyle birebir vaaz dinlemeyi sevmez. oturup Oturtup karşınıza karşınıza bir şeyler söylediğinizde bazen dinler, bazen dinlemez. Çok çabuk da sıkılır. Ama böyle bir meclise sanki dinlemiyormuş gibi muhatap olunca, işte şahit olunca, büyükler konuştuğunda o kendi dünyasına bir şeyler yapınca aslında alıcılarını açmış. Bizi dinliyor. Şimdi mesela ben 52 yaşındayım şu anda hocam. Biz aynı dönem sayılırız. Bazen sizde de muhakkak oluyordur. Bir yerde bir konferans veriyorsunuz, bir yerde bir vaaz veriyorsunuz. Bir anda çocuklukta o meclislerde duyduğunuz bir şey tak zihninize geliyor. Evet. Özel çaba gösterseniz belki gelmeyecek bir şey ama o anda nasıl kazınmışsa çünkü çocukluktaki o safi dima, berraklık aynen işte taşa nakşedilen edilen işte nakışlar gibi silinmiyor. O orada devreye hemen çıkmış oluyor. Benim yüreğime ikinci e, sevdayı atan şey de şu oldu hocam. Ben memlekette medresede okudum. O yıllarda işte alet ilimleri biliyorsunuz zor zaten Arapçanın alet ilimleri. Böyle yorulduğumuzda medresede bize hocalık yapan biz hocalarımıza seyda diyoruz malum. Seydalarımızdan biri böyle dizine vururdu. Muhammed Emin derdi getir bir hayatu sahabe okuyalım da ruhlarımız den, biraz dinlensin. Ben de Seyda'ya veriyordum kitabı. O açıp okuyordu. Şimdi biz Arapça bilmiyoruz ama o okup bize tercüme edince Talha, Zübeyir, Abdurrahman İbni Avf, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir hepsine binlerce kez selam olsun. İlaç gibi geliyordu böyle bize. Yani o günlerde ilk kez duyuyoruz isimlerini, cihatlarını, hicretlerini, İslam uğrundaki fedakarlıklarını duyunca bir farklı bir şey oluşuyordu bizde. O günlerde ben 13-14 yaşlarındayım hocam. Artık nasıl bir günahsız dille dua etmişsek Allah'ım dedim ya bize bana bir imkan ver de ben şu peygamberin arkadaşlarını daha iyi tanıyayım. Cenab-ı Hak da o duamızı kabul etti. O yıllardan sonra da vallahi ben okumaya doymuyorum hocam. Anlatmak için okumuyorum. Kendime okuyorum ve bir sahabi efendimiz için, siyerden herhangi bir şey için yeni bir şey elde etmek, tekrardan o bildiklerimi sağlamlaştırmak için yani yorulma o noktada, o alanda hiç aklıma gelmiyor. Yani bazen arkadaşlar yemek falan getirmeseler inanın ki onu bile aramıyorum. Yani o kadar bir lezzet var yani ki sadece bunun bende olduğu kanaatinde değilim. Yani onun tadına varan çoğu insan aynı şeyi yaşıyor. Bizim büyüklerimiz başlarımızın tacı mesela Abdullah İbni Mübarek saatlerce evden çıkmadığı oluyormuş. Ona soruyorlar diyorlar ki ya senin hiç mi canın sıkılmıyor? Tek başına odada oturuyorsun işte bir şey yok sen ne yapıyorsun orada? Kim dedi ben tek başıma oturduğumu diyor. Ben Ebu Bekir'le oturuyorum ya ben Ömer'le oturuyorum. Osman'la oturuyorum Ali'yle oturuyorum. E bundan daha güzel bir şerefi yok yani. Onun için Allah doyurmasın bizi. Hocam e, Almanya'da bir delikanlıya tanışmıştım. Bundan on küsur yıl önce. E, hani ailesinde ve çevresinde de böyle elinden tutacak birilerini göremedim. Dedim ki oğlum merak ediyorum. Yani sahabe hassasiyetiyle böyle iffetli, ahlaklı. E, bir de Türkiye'deki hocalarımızı takip ediyor. Kitaplarını okuyor falan. Nasıl bu hale geldin? Çünkü çöplükte yetişen bir gül misali. Hocam dedi yıllar oldu dedi. Bir televizyon, o zaman televizyonlar meşhur bir televizyonda bir hocamıza denk geldim diyor. Sahabe efendilerimiz anlatıyor. Öyle güzel anlatıyor ki ben de hayran oldum diyor. Başladım bunun sohbetlerini izlemeye. Sizin o sahabeyle ilgili yaptığınız ilk televizyon programlarını. E dedim. Sonra şeytan beni ne zaman dürtüklese, ne zaman nefsim bana galebe çalacak olsa hocamın anlattığı sahabelerle arkadaşlığımı düşünüyorum. Hocam e, hamdolsun kendimi tutmama sebep oldu değildi. Dedim ya Muhammed Hoca'ya gel de gıpte etme şimdi. Bak dünyanın öbür ucundaki adama oradaki televizyonda ekranda anlattığı bir güzel e, sahabe efendimizin şeyi, dersi. Oradaki delikanlının yüreğinde neşvi nema buluyor da e, bir hayata dokunuyor. Bu ne kadar kıymetli bir şey hocam. Şimdi siz de sık sık gidip geliyorsunuz. Ben bir Hollanda programına gittim işte orada kocaman bir salon ağzına kadar dolu. Program bittikten sonra programı organize eden arkadaşlarla oturup hasbihal ediyoruz ya. Dediler ki onlardan birkaç hocam dediler çok acayip bir hal vardı salonda. Nasıl dedim? Ya dediler biz burada bir sürü program yapıyoruz. Ama salonda her meşrepten, her cemaatten insan var. Siz nasıl bunu sağladınız? Bu insanlar nasıl bu kadar böyle bir programa teveccüh ettiler? Dedim ki ben size formülü vereceğim. Bunun benimle alakası yok. Ben ne anlatıyorum? Siyeri ve sahabeyi anlatıyorum. Kime lazım değil ki o bilgiler? Yani Risale-i Nur'da nurla beslenen bir kardeşimize lazım değil mi? Bu lazım. Ehli tasavvuf olan bir kardeşimize lazım değil mi? Lazım ehli ilim olan bir kardeşimize lazım diyeyim lazım. Hepimizin ortak paydası. Kesinlikle. Onun için özellikle böyle zor yerlerde, Avrupa'da ya da başka yerlerde öyle ihtilaflı meselelere girip aramızdaki o var olan zayıflık bağlarını daha da zayıflatmaya gerek yok. Kuvvetlendirecek en önemli bu. İnanın ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe. Çünkü ona itiraz edilecek bir şey yok. Şahıs söylemiyorsunuz. Herhangi bir şeyi ileri sürmüyorsunuz. Neyi söylüyorsunuz? Allah'ın kendilerinden razı olduğu. Onların da Allah'tan razı olduğu. Böyle bir cemaat de yok zaten. <laughs> bu insanlık tarihinde tek bir özelliği. Özellik olarak sahabede var. Kur'anca tescilli. Yani. Tescilli. bu. Allah ona mühür basmış yani. Onun için onların yolundan ayrılmamak. Bir de hep karşılaşıyoruz hocam muhakkak. Size de gençler çok soruyor. E diyor ki hocam ya bir dönem ben çok böyle dinle aramdaki iletişim güçlüydü. Heyecanım vardı. Ama bir müddet sonra bu heyecanımı kaybettim. Şu oldu, bu oldu. Doğru biz böyle insan olarak inişli çıkışlı bir hayat yaşıyoruz. Ama inanın hocam yani sahabenin Kur'an'daki anlatılan ayetlerde de bunu görüyorsunuz. Allah onları bize işaret etmesi de o. Biz onlardan heyecan alırız. Biz onlardan kendi yaralarımıza ilaçlar alırız. Kulluk noktasındaki seviyemizi arttırmak için onlardan işte bazı şeyler alırız. Dolayısıyla sahabe sadece böyle tarihi aktörler olarak değil, bugünün dünyasında rehberler olarak anlaşılmalı. Ve öyle algılanmalı ki öyle olursa Allah'ın izniyle bizlerin de hayatları o kaliteye varma adına bir hedefle yürür. Yani zaten bütün de bu olması gerekir. Eyvallah. Peki e, buradan bir şey daha çıkıyor. Hani ilim talebeleri ya da okumakta sıkıldığımızda bunu aldığımızda o hocanızın yaptığından ben de şimdi bunu not ettim yani. Eyvallah. Kendime bir güzel bir anekdot. E, dinlenmenin en güzel yollarından ya da gardımızın düştüğü anda hayatı sahabeden bir bölüm. Ee, hem bizi yenileyecek, hem dinlendirecek, hem de Allah'ın kendilerinden razı olduğunu kitabında bildirdiği e, örneklerle e, dostluğumuzu pekiştirmiş olacağız. Peki buradan yola çıkarak Muhammed Emin hocamızın e, Hayat-ı Sahabe o hocamız bir aşı yapmış orada da daha sonra tercihini bu yönde yaptığında böyle okuduğu ya da takip ettiği bir seri var mı bu konuyla ilgili? hayat ı Sahabe ile başladım. Mesela o zaman Arapçası vardı. Seyda okuyunca biz bir miktarını tabi okuyorduk hepsini değil. Ben bu kitabı bir kere baştan sona iyi bir okuyayım dedim. Belki üç beş kere okumuşumdur yani. Hem Arapçasını hem sonra Türkçesini falan. E ondan sonra da Sahabe ile ve Siyer ile alakalı elime ne geçtiyse okudum hocam. Yani ne, ne geçtiyse. Tabii daha sonra işte Siyer Vakfı'nı kurduk. Biz orada basılı kitapların birçoğunu kütüphanede oluşturduk. Eksikleri tamamlama adına bir çabaya girdik. O işin ayrı bir boyutu ama bu dediğim gençlik evet. sürecinde işte Asım Köksal Hoca Efendi'nin merhum Hazreti Muhammed ve İslamiyet diye o zaman basılan Siyerle alakalı kitabını işte sonra İbni Sa'd'ın Tabakat'ını, İbni Hacer'in el isabesini İbn es Esir'in ustur yani böyle bu alanda ne yazılmışsa ne kadarına ulaşabildikse ki bizim o yıllar çok da zordu biliyorsunuz kitaba ulaşmak ama şimdi elhamdülillah o manada çok daha kolay oldu. Onun için böyle hiç ayırmadan yani kimdir yazarı işte bu manada e, nasıl bir menheç üzere yazmış nihayetinde onları anlatan gerek ana kaynaklar olsun gerekse işte diğer çalışmalar olsun ulaşabildiklerimizin çoğunu okuduk elhamdülillah. Peki bugün bu programı izleyerek ya Muhammed Hocam öyle tatlı anlattı ki ben de başlayacağım diyen işte lise ve üniversiteli gençlere şöyle pratik bir liste verecek olsak bu konuyla ilgili. Siyer hocam eğer... E, siyer, o Muhammed ya, Hocam. ...kendi kitaplarımızı e, tavsiye etmek. Mesela o özellikle niye söyleyeceğim onu Çünkü bu yılların tecrübesiyle yazılmış bir... O damatılmış bir öz olarak aynen. görüyorum Aynen yani o yoldan yürüyorsunuz evet. ve siz tecrübelerinizi aktarıyorsunuz. Mesela neden ve nasıl siyer öğrenmeliyiz diye bir kitap e, kaleme almıştım. Tabii, usul yani. Usul aynen arka... ...bölümde de yani en e, son bölümde de siyer kaynakları var. Zaten sahabe siyer birbirinden bağımsız değil pek Ötesini. ama nihayetinde siyer biraz daha... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz merkezde e, olan bir işte çalışma olarak okunması gerekir. Sahabede de diğer eğer isim isim okuyacaksak o konuda sahabe iklimi işte kitaplaştı. Mesela 82 yıl 82 sahabi diye bir proje yapmıştık o dört cilt olarak çok güzel bir kaynak olarak çalışıldı. Ama liseli öğrencilere de böyle daha küçük işte sahabe ikliminin küçük kitaplar şeklinde bir serisi var mesela. Onlardan istifade edilebilir. Onlar biraz daha bizim sahabe iştiyakımızı da inşallah arttırmış olur. Tahrik edecek Allah'ın izniyle. İnşallah. i̇nşallah. Peki ee, Siyer Vakfı'nı Allah nasip etti kurdunuz ve İstanbul'da da benim de böyle hep gönlümdedir o İstanbul'umuzun mihmandarı Halit bin Zeyt Efendimiz'in ki sizin de zaten konunun ve İstanbul'umuz için de büyük bir şeref kaynağı. Ee, orada da bu çalışmaları yapmak özel tercihiniz mi yoksa Allah bu çalışmaların netice orada bir bereket mi geldi? Tabii o bereket oldu kesin de ee, bir güzel çalışma yapıyorsunuz, Siyer Vakfı'nı kurdunuz. Ee, neler yaptınız bugüne kadar? Hedefte neler var diye bir soru daha böyle yönelsin. Eyvallah. Vallahi biz buna karar verdiğimizde Ahmet Hocam dedi ki muhakkak bunu Eyüp'te yapalım. Çünkü konu siyer. Eyvallah. E Eboyup El Ensari Mihmandarı nebi. Yine onun anlatılacağı, onun için işte olacak bir e, hizmet kurumu. O da Eyüp Sultan'da olsun dedik. Allah da bize lütfetti, hamdolsun. Eyvallah. 2010 yılında Zekai dediğinin konağı olarak bilinen o zamanlar tabii konak falan e, yıkılmış biz arsa olarak e, almıştık. Aldıktan sonra zaten öğrendik oranın zekai dedenin e, konağı oldu. Orada bina falan yoktu. Binan yoktu. Orası böyle çöplük gibi bir yerdi. Enteresan. Da çok e, güzel de bir hikayesi var mesela orayı arkadaşlar bize gösterirken hocam ya bu e, işte sokak biraz dar burada olmaz falan filan. Ama böyle bir yüreğimizden o yere karşı bir ilgi oluştu. Sonra öğrendi ki meğer Zekai Dede'nin eviymiş orası. Zekai Dede de Osmanlı'nın son döneminde yaşamış hafız, bestekar, peygamber aşkı olan bir Mesuf. zat. Allah demek ki ona nasip edecek. Orada başladı 2010 yılında. E tabi o kadar çok ihtiyaç varmış ki biz tabi biraz olsun biliyorduk ama işin içerisine girince daha fazlaca fark etmiş olduk. Gerçekten bu alanda çok ciddi bir birikimimiz var. Ama yapılması gereken o kadar çok iş var ki hem yayın konusunda hem kitaplar yani telif konusunda hem tercüme konusunda birçok iş yapılması gerekiyor. Hamdolsun öyle bir çalışma olarak başladı. Allah dört sene sonra o 2010'dan sonra işte e, Uluslararası Siyer Eğitim ve Araştırma Enstitüsü diye kullandığımız binayı bizlere nasip etti. Siz oraya çok sıkça gidip geldiniz. Sonra da oranın önündeki yere şu anda Siyer Vakfı'nın ana merkez binası orası oldu. Orada baya bir hem halka yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşte dersler var sürekli yapılan projeler var. Ayrıca eğitim çalışmalarımız var. Özellikle ilahiyat öğrencilerimize yönelik 5 yıllık programlar uyguluyoruz. Onlar da hem Buna kız hem erkek hepsi de katılıyor. Aynen ayrı ayrı. Yatılı mı? Yok. Yatılı olanlar aynen. Bir de bizde yatılı olarak kalmayıp ama bizdeki programlara devam eden her yıl bir temayla çıktığımız bazı çalışmalar var. Mesela bu sene örneklik yılıydı. Örneklik medresesi diye. Ona dışarıdaki öğrenciler de katılabiliyorlar. E onun dışında dediğim gibi yayın faaliyetlerimiz var. Ve siyer alanında yani istiyoruz ki gerçekten bu alanda toplumun her kesimini ilgilendiriyor bu mesele. Her kesimine hitap edecek çalışmalar olsun. Onun için mesela vakıf içerisinde de şu anda Ortanca diye bir grup var. Ortaokul ilk öğretim öğrencilerine. Hasbihal diye erkeklerin, Tamirhane diye kızların lise çalışmaları var. Çağın esmaları, çağın musapları diye üniversite çalışmaları var kadınların ayrıca çalışmaları var. Erkeklerin ayrıca çalışmaları var. Böyle gelpaze baya bir geniş sel, ...Siyer'in bereketiyle bu çalışmaların hepsini yapmaya çalışıyoruz. Ashabu Suffe'nin iz düşünüyoruz inşallah. Bugünü. İnşallah. Allah onu yansıtabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ona da hocam şiddetle ihtiyaç var. Hani e, az önce de ifade ettiğiniz Anlatılan yere onların bereketi, heyecanı siniyor yani. Aynen. O ruh. Salihlerin anıldığı yere rahmet yağıyor hocam. Yani gerçekten öyle. Aşura'da biz başka bir şey konuşsaydık bu kameradaki kardeşlerimiz bile belki 3-5 dakika sonra rahatsız olacaklardı. Ama nihayetinde gerçekten salihleri andığınızda Allah oraya bir bereket yağdırıyor. E en büyük salihler de sahabedir yani. Mesela İslam büyüklerinin Öyle e, gelenekleri var mesela. Diyelim ki bir konuşmaya başlayacakları zaman, bir derse başlayacakları zaman işte sahabeden bazı isimleri heberrüken anıyıp radıyallahu anhum ecma'in diye dua ettiriyorlar. Analarımızın ismini anıyorlar. Ehli Beyt'ten bazı isimleri anıyorlar. Bedir ashabından mesela. Çünkü rahmet, inanın ki rahmet. Her biri yaşayan ayet. Kur'an onların üzerine nazil olmuş. Her birinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle işte bağları var, hatıraları var. Bir de Resulullah onları seviyor. Ben bazen arkadaşlara da onu söylüyorum. Diyorum ki ya biz onları anarak aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiklerini yad etmiş oluyoruz. Hatta diyoruz ki nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah. Yani sen birini seviyorsan Bizim için bambaşka yani. Şimdi siz de çok sık gidip geliyorsunuz ya Umre'ye, Hacca. Şimdi Ahmet Hocam o kadar kıymetli bir şey ki. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o coğrafyada değildi bir başka yerde olsaydı. Biz hurmayı bu kadar sevecek miydik? Mümkün değil. Sıradan bir meyve olacaktı bize. Yani kivi neyse o da olacaktı. Evet. Ya biz hurmayı görünce bir meyve olarak görmüyoruz. Nasıl görüyoruz? Resulullah'ın yediği bir yemek olarak görüyoruz. Hurmayla Allah Resulü arasındaki bağı koru, kurarak görüyoruz. Yani inanın ki varlığa bakışımızı değiştiriyor. Bir örümcek bile böyle değil mi? Kesinlikle. Yani biz bir örümcek gördüğümüz zaman eğer biliyorsak o Sevir'deki hatırayı, "Aa bu o mu?" diyoruz. Bir güvercin gördüğümüzde, deve, deve yani bir deveyi gördüğümüzde hangi birimizin aklına sıradan bir hayvan geliyor. Hemen akıllar, zihinler kusmaya gidiyor. Allah Resulü'nün devesiyle olan hatıralara gidiyor. Çünkü varlık onunla kıymet kazanıyor. Kim onun hayatına dokunmuşsa Ahmet hocam dost düşman. Mesela diyelim ki düşman. Hepimiz tanımıyor muyuz Ebu Cehil'i? Ya. Miladi 6. asırda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yolu kesişmeyen kafirler de vardı. Hiç onları Anmıyoruz, bilmiyoruz bile isimlerini. Ama münafıkları bile tanıyoruz. Yani yolu kimle kesişmişse ona bir değer katmış. Kafirine de katmış. Münafına da katmış. E zaten Müslüm, Müslümanlar zaten katmış. Diğer varlığa diğer eşeğe de katmış. Peki bir şey daha merak ediyorum. Arkadaşlar da işaret ediyor hocam da bitirelim diye. Ama burası benim için önemli. E, zaman zaman böyle kardeşlere diyorum ki sahabeden mutlaka bir tutunacağınız çünkü yıldızlar gibidir diyor Aynen. Efendimiz Aleyhisselam. Fıtratınıza, meşrebine uygun birine tutunun. Tanıyın yakinen ona arkadaşlık edin. İnşallah son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çıkar ve Rabbimizin rızla razı olduğu kişilere ulaştırır. Muhammed Emin hocamın da tabi hepsini anlatıyor. 81 ile 81 sahabe koydu ve hayatını buna vakfetti de. Muhammed hocamın da böyle kendi için rol model edindiği ve kendimi ona çok yakın hissediyorum dediği sahabe Efendimiz kimdir desin. Seçmek çok zor. Kesinlikle. Gerçekten öyle ama ben şöyle bir şey yapıyorum. Kardeşlere de bir tavsiye olsun diye bunu belki söylemekte bir beis yok. Her yıl bir sahabe efendimizle kardeş oluyorum. Hmm. O yıl özel olarak ilgileneceğim alan neyse... Mesela diyelim ki geçen Kur'an kıssalarıyla çok yoğun çalışma yaptık. Yani halen de devam ettiriyoruz. Kur'an kıssaları konusunda bize rivayetleri çokça gelen işte Süheyb-i Rumi, Süheyb İbni Sinan radıyallahu anh onu kardeş kıldık. Diyelim ki Yahudilerle ilgili çalışmalar yapacağız işte Beni İsrail ile alakalı Abdullah İbni Selam'la. Hepsi başımızın tacı ama şöyle bir şey var Ahmet hocam onu söylemekte bence bir beis yok. Şimdi sahabe efendilerimizin bir miktarı vefat edince işte Hazreti Hatice'den ee, Hazret Hatice'nin ilk evliliklerinden olan Hint bin Ebu Hale isimli bir oğlu var biliyorsunuz. Bu hilye rivayetleri de ondan bize intikal eden bir rivayet. O Hint radıyallahu an hep Hazret Ali'nin etrafında, hep Hazret Ali'nin etrafında birileri ona soruyor. Diyor ki ya diyor başka sahabiler de var. Niye hep böyle Ali'nin etrafında dönüp dolaşıyorsun? Diyor ya siz hissetmiyor musunuz? Ali'den Muhammed'in kokusu geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Ali demek yani radıyallahu an evin içinden, ehli beytten, gecesi gündüzü Resulullah'la geçen birisi demek. Diğer sahabe efendilerimizin de büyük bir kısmında bu var ama Ali'nin bazı yakınlıklarından dolayı bu daha farklı bir avantaj. Hatta kendisi bir gün bu hali şöyle resmediyor. Vallahi diyor bir yavru deve anne devesinin etrafında nasıl dolaşıyorsa, dolaşıyorsa ben de Resulullah'ın etrafında öyle dolaştım. E şimdi öyle olduğu için Hazreti Ali'deki o hal bambaşka. Allah bizi onların yolundan ayırmasın inşallah. Hakkıyla sevebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten başın. tadımlık oldu ama Eyvallah. fırsat buldukça yine istifade ederim. Rabbim ömrünüzü müzdaat eylesin. Amin. Ve nice bu konudaki hayal ettiğiniz şeyleri gerçek kılsın. Amin. Efendimiz Aleyhisselam başta olmak üzere onun yol arkadaşlarına biz ahirette komşu eylesin. Amin. Size de bu çalışmanıza destek olan yol arkadaşı olan bütün kardeşlerimizin Allah dünyalarını ahiretlerini mamur etsin. Allah razı olsun. Bundan daha güzel bir dua yok Eyvallah. hocam. Rabbim sizlerin de hizmetlerini bereketlendirsin. Amin. Beraberce daha nice nice güzel hizmetler nasip eylesin. Amin hocam. Kıymetli dostlar Muhammed Emin Yıldırım hocamın nereden başladı, nerelere geldi? Kısaca böyle bir mercek altına aldık. Rabbim hocamızın bu çıktığı yolda az önce de söylediğimiz gibi daha nice yüreklere dokunmayı nasip eylesin. Dua eder, duanızı bekleriz bu çalışmalarda. Efendim ayağımız sabit kalsın yüce Rabbimiz diye duanıza muhtaçız. Duyanlar duymayana duyursunlar. Bu çalışmalardan istifade edelim. Gençlerimizden şikayet etmek yerine anacığının şefkati, merhameti, sevgisi, hocamızın o yol göstermesiyle fiili şeyle ne kadar güzel bir örneklik. Rabbim bizlere de güzel örnekler olabilmeyi nasip etsin. Bir başka programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.